Arkadaşlar, makine mühendisliğine giriş dersine hoş geldiniz. Bugün yeni konuyla devam edeceğiz. Evet, yeni konumuz kütlenin korunumu. Makine mühendisliğinde mekanik konuları üzerinde durduk. Biraz da akışkanlar üzerinde duralım ve akışkanlarda kütlenin korunumunu ele alalım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi madde katı, sıvı ve gaz olarak üçe ayrılabiliyor ve sıvı artı gaza biz akışkan diyoruz. Akışkanlar mekaniği önemli bir konudur. Akışkanlar mekaniği ve akışkanlar dinamiği altında incelenir. Bizler sadece kütlenin korunumunu ele alacağız. Tabii bu kütlenin korunumu akışkanlar mekaniği dersinde, termodinamik dersinde, ısı transferi dersinde ve gerekli diğer derslerde kesinlikle ele alınır. Kütlenin korunumu bizim için önemli. Akışkanlar bir boru veya kanal aracılığıyla bir noktadan başka bir noktaya pompa ve fan aracılığıyla gönderilirler. Arkadaşlar, boru kullanıyorsak genellikle içinden sıvı geçer. Kanal dediğimiz şeyin içinden de genellikle gaz geçer. Biraz sonra onun ayrıntısına da bakarız. Borular ve kanallarla çalıştığımızda mutlaka sıvıyı bir noktadan başka bir noktaya göndereceksek pompa, gazı bir noktadan başka bir noktaya göndereceksek fan kullanırız. Pompa ve fan akışkanın basıncını arttırır ve bir noktadan başka bir nokta iletimini sağlar. Aşağı yazmışız zaten, sıvılar genellikle borular aracılığıyla taşınır demişiz. Bir boru sistemini, basit bir boruyu ele alalım. Bir girişi ve iki çıkışı olsun ve belli bir yüksekliğe de sahip olsun. Bir noktasında bir pompa bulunsun. Pompa aracılığıyla sıvı akımı ok yönünde ilerler. Ve borunun içini tamamen kapladığını ele alıyoruz zaten. O şekilde değerlendiriyoruz. Borunun içinde tamamen sıvı var ve pompa aracılığıyla hareket ediyor. Ve iki noktasından çıkıyor. Boru da büyük D çapına sahip olsun. Bu çerçevede hesapları yaparken biz arkadaşlar her zaman borunun çapını ele alacağız. Yani kesit alanı çerçevesinde tabii. Kesit alanı yarı çapla çalışıyorsak 1 kare, büyük D ile çapla çalışıyorsak pi D kare bölü 4 olacak. Bu çerçevede boru sistemlerini inceleyeceğiz. Tabii biz sadece şimdi kütlenin korunumu çerçevesinde inceliyoruz. Ama akışkanlar mekaniğinde bunun içindeki sürtünme olayları dahil her türlü ayrıntı ele alınacak. Gazlar genellikle kanallar aracılığıyla taşınır. Tabii boruda arkadaşlar belli bir çap var. Belli bir çap dediğimizde boru aklımıza gelecek. Kanallarda ise kesit alanı dikdörtgen, kare veya üçgen, altıgen, elips olabilir. Eğer biz gazlarla çalışıyorsak fan kullanacağız ve fan aracılığıyla gazı bir noktasından iki noktasına götüreceğiz. Akımın yönü yine ok yönünde olacak. Burada kesit alanı yine önemli. Kare ise tabii ki A eşittir B. Kesit alanı A kare. Dikdörtgen ise A çarpı B veya üçgen ise, altıgen ise, elips ise ona göre kesit alanını alacağız. Çünkü kesit alanına göre biz işlem yapıyoruz. Bu kesit alanı nedir? Akış yönüne, akım yönüne dik olan alan. Akım yönü şu yöndeyse örneğin buna dik olan alan, kesit alanı kanalda ve borularda bu şekilde ele alınacak. Bunun yanında arkadaşlar biz akışkanlar mekaniğinde de ve ısı transferinde de göreceksiniz. Hidrolik çapla çalışırız. Bir kesitin dairesel bir kesite göre eşdeğer çapı. Bir kesitin dairesel bir kesite göre eşdeğer çapı hidrolik çapla çalışırız. Hidrolik çapı da DH ile gösterelim. Arkadaşlar onun tanımı da 4 çarpı kesit alanı bölü çevre uzunluğu P. 4AK bölü P. AK kesit alanı, P de çevre uzunluğu olmak üzere. Burası metrekare, burası metre. Yine metre çıkacak hidrolik çap. Biz bir kesitin dairesel bir kesite göre eşdeğer çapını bulmak istiyorsak hidrolik çapı ele alacağız. Örneğin dairesel kesit hidrolik çapı nedir? 4 çarpı kesit alanı D çapsa pi D kare bölü 4. Çevresi de pi D. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak D çıkıyor. Zaten ne dedik tanımlamada? Bir kesitin dairesel bir kesite göre eşdeğer çapı.
O zaman dairesel kesitten zaten hidrolik çapı kendisine eşit olacak. Ama dikdörtgen kesit ele alıyorsak hidrolik çap nedir? 4 çarpı AK bölü P. Dikdörtgen kesitte alan A çarpı B olsun. Çevre 2 artı 2B'dir. Bu çerçevede gerekli düzenlemeleri yaparsak 2AB bölü A artı B çıkıyor. Gördüğünüz gibi dikdörtgen kesit. O zaman dikdörtgen kesitte hidrolik çapını da 2AB bölü A artı B alacağız. Tabii diğer kesitler için de benzer yaklaşımı yapacağız. Hidrolik çap bilgisini bu şekilde verelim. İleride kullanacağız ve bu tanımı da güzelce bilelim. Birçok derste karşımıza çıkacak. Esas konumuz kütlenin korunumu. Kütlenin korunumu önemli arkadaşlar. Termodinamikte kütlenin korunumu, enerjinin korunumu, entropi dengesi, egzerji dengesini göreceğiz. Bunun başlangıcı kütlenin korunumu. Kütleyi M ile gösterelim. Kütlesel debiyi M üzeri nokta ile gösterelim. Hacimsel debiyi V üzeri nokta ile gösterelim. Bu çerçevede gerekli tanımlamaları yapacağız. Kütle tabii ki kilogram. Kütlesel debi kilogram bölü saniye, yani zamana göre bir değişim var. Üzerinde nokta olduğu için üzerindeki noktalar zamana göre değişimi gösterir. Hacimsel debi metreküp bölü saniye. Onu da V'nin üzerinde nokta olarak ifade edeceğiz. Kütlenin korunumu çerçevesinde kütle dengesi, kütlesel debi dengesi veya hacimsel debi dengesinden söz edebiliriz. O zaman bir kabı ele alalım. Arkadaşlar bu kabın içi tamamen sıvıyla dolu olsun ve bu kabın altında bir çıkış olsun. Üstünde de bir giriş olsun. Şimdi öncelikle bu kabın içindeki sıvıyı ele alacaksak termodinamik açıdan veya akışkanlar mekaniği açısından bu bir sistemdir. Buradaki sistem sadece sıvı. Yani sistem sınırı kabın iç yüzeyi olacak. Biz herhangi bir akışkan girişi ve akışkan çıkışı varsa bu sisteme kontrol hacmi de diyoruz. Yani sıvının bir hareketi varsa giriş ve çıkış olmak üzere sadece giriş sadece çıkış da olabilir. Bu çerçevede birçok noktadan giriş birçok noktadan çıkış da olabilir. Bunun adı kontrol hacmi. Yani burada sıvıyı inceliyorsak adı kontrol hacmi ya da sistem. Delta T süresince sistemdeki yani kontrol hacmindeki net kütle değişimini içinde inceleyeceğiz. Burada belli bir kütle var ama belli bir giriş, belli bir çıkış da var. Bu çerçevede nasıl bir denge denklemi kurabiliriz ona bakacağız kontrol hacmi çerçevesinde. Bu kontrol hacminin sınırına biz kontrol yüzeyi diyoruz. Bak kontrol yüzeyinde delen bir giriş var, kontrol yüzeyinde delen bir çıkış var. Onun için adı kontrol yüzeyi, içerideki hacim de, hacim değişimini de biz kontrol hacmi çerçevesinde değerlendireceğiz. O zaman delta T zaman aralığında giren toplam kütle kilogram cinsinden ele alınacak. Delta T zaman aralığında çıkan toplam kütle kilogram cinsinden ele alınacak. Ve delta T süresince sistemdeki net kütle değişimi kilogram cinsinden ele alınacak. İstersek biz bunu kilogram bölü saniye cinsinden de ele alırız. Biraz sonra bakacağız zaten. Bu çerçevede bu kabı inceleyelim. Akışkanların girişi ve çıkışının olduğu sistemlere kontrol hacmi diyoruz. Sistem sınırına da kontrol yüzeyi diyoruz. Kütlenin korunumu çerçevesinde ne yazabiliriz? Giren toplam kütle miktarı var. Çıkan toplam kütle miktarı var. Bunların farkı kontrol hacmindeki değişen kütle miktarına eşit olacak. Kilogram biriminde bu eşitliği yazabiliriz. Kütlenin korunumu için. Toplam giren kütle eksi, toplam çıkan kütle eşittir. Kontrol hacmindeki kütlenin değişimi. Birçok noktadan giriş, birçok noktadan çıkış varsa toplam işaretini kullanacağız. Ama bir giriş, bir çıkış için M'ye giren eksi, M'ye çıkan eşittir. Delta M kontrol hacmi yazabiliriz. Bu çerçevede kütlenin korunumu eşitliğini göz önüne alacağız. Evet. Bu eşitlikte her tarafı dt'ye bölelim, zamana bölelim. O zaman zamana göre biz nasıl yazıyorduk? Üzerine nokta koyuyorduk. Yani m kütlesel debi çerçevesinde m üzeri nokta giren eksi m üzeri nokta çıkan kütlesel debi çerçevesinde kontrol hacmindeki kütlenin zamana göre değişimine eşit olacak. Birimi de kilogram saniye olacak.
Dedi ki kilogram biriminde de yazabiliriz. Kilogram bölü saniye biriminde de yazabiliriz. Kütlesel debi cinsinden yazarsak M giren üzeri nokta eksi M çıkan üzeri nokta eşittir. Kontrol hacmindeki kütlenin zamana göre değişimi olarak ele alınacak. Bu eşitlik de bizim için önemli. Yukarıdaki eşitlik de bizim için önemli. Ona göre kütlenin korunumunu değerlendireceğiz. Bu çerçevede kütlesel debiyi açarsak arkadaşlar, kütlesel debi yoğunluk hız çarpı alana eşit. Kilogram bölü saniye biriminde. Alan her zaman kesit alanı. Biz bunu A ile de A K ile de gösterebiliriz. Metrekare biriminde her zaman kesit alanını ele alacağız. Ya da akışa dik kesit alanını ele alacağız. Tabii boru içinde biz yatay bir boruda akışın yönünü yatay olarak aldık. Sonuçta akışın yönü ne göre kesit alanını ele alıyoruz. Akışın yönü belli bir açıdaysa ona göre kesit alanı alınır. Ama şimdi ayrıntıya girmeyelim. Kesit alanını AK'yı yukarıda anlattığımız şekilde şimdi ele alacağız. V hız, bunu V ortalama olarak da, V ORT olarak da gösterebiliriz. Çünkü boru ve kanal içindeki hız ortalama hız olarak ele alınacak. Yine ayrıntısı akışkanlar mekaniğinde işlenecek arkadaşlar. Boru ve kanal içinde belli bir sürtünme olduğundan dolayı, yüzeyde sürtünme olduğundan dolayı yüzeylerde akışkanın hızı sıfır oluyor. Akışkan yüzeye yapışıyor. İç yüzeyden ilerledikçe ortaya doğru belli bir maksimum hıza ulaşıyor akışkan. O zaman boru ve kanallardaki hızı biz ortalama hız olarak alıyoruz. Onu V olarak veya V ortalama olarak göstereceğiz. Pompa veya fanla gönderdiğimiz akışkanın hızı neyse ortalama hız da ona eşittir boru ve kanal içinde. Ayrıntıya girmeden şimdilik boru ve kanal içindeki hızı V ile gösterelim. Yoğunluk, akışkanın yoğunluğu. Kilogram bölü metreküp biriminde alacağız. Kütlesel debi kesinlikle yoğunluğun fonksiyonu. Boru ve kanal içi hızın fonksiyonu ve kesit alanının fonksiyonu olacak. Üçünün çarpımı bize kilogram bölü saniye biriminde kütlesel debiyi verecek. Burada hız kesit alanı yanında yoğunluğun hesabı veya bulunması bizim için çok önemli. Arkadaşlar sıvılarla çalışıyorsak yoğunluk sıcaklığın fonksiyonu olacak. Sıcaklığa bağlı olarak tablolardan seçilecek. Tabii suyla çalışıyorsak tablosu var. Soğutucu akışkanlarla çalışıyorsak tablosu var. Tablosu olduğumuz rho'yu biz sıcaklığa bağlı olarak tablodan alacağız. Örneğin bir tablo gösterelim şimdi. Mesela su tablosu. Bunu Egeders içine koydum. Akışkanlar mekaniği kitaplarında, termodinamik kitaplarında vardır. Doymuş suyun özellikleri diye geçer su tablosu. Bizi bu derste ilgilendiren, bak sıcaklık başta ve yoğunluk, sıvı için yoğunluk şurada yer alıyor. Biz örneğin 10 derece santigrat için yoğunluğu su için tabii ki 999.7 kilogram bölü metreküp olarak buradan alacağız. Su için, sıvı için. Su buharı içinde yanında var. Gerektiğinde su buharı içinde o sıcaklıkta yoğunluğu alabiliriz. Ama sıvı için bu sütun olmak üzere, sıcaklık da burada olmak üzere yoğunluğu bu tablodan alıp kullanacağız su için. Su için elimizde tablo var. Sıcaklığa göre gördüğünüz gibi yoğunluk değişiyor. 0 derecede yaklaşık 1000 kilogram bölü metreküp. Ama 0 dereceden belli bir sıcaklığa doğru gittikçe yoğunluğun azaldığını görüyoruz. Bu tabloyu kullanacağız. Evet. Gazlarda arkadaşlar yoğunluk sadece sıcaklığın değil aynı zamanda basıncın da fonksiyonu. Sıvılarda belli bir basınca kadar sıvıları sıkıştırılamaz kabul ettiğimiz için sadece sıcaklığın fonksiyonu. Ama gazlar her basınçta sıkıştırılabildiği için sıcaklık ve basıncın fonksiyonu. İdeal gaz eşitliğinden biz rho'yu hesaplayacağız. Ona da kısaca bakalım. Arkadaşlar bizim kullandığımız ideal gaz eşitliği bu. Farklı eşitlikler var tabii ki hepsi birbirine benzer. Ama bizim kullanacağımız sizin bilmeniz gereken bu. PV eşittir MRT. P basınç veya mutlak basınç. Pascal biriminde. V hacim metreküp biriminde. M kütle kilogram biriminde. R gaz sabiti arkadaşlar bunu da tablolardan alacağız. O gaza ait sabit jül bölü kilogram kelvin biriminde.
Gaz sabiti tablolarını da ben size Ege derse yüklerim. Her türlü akışkanlar mekaniği veya termodinamik kitaplarında var. Hava için örneğin R'yi ilgili tablodan jülbülü kilogram kelvin biriminde alacağız. T sıcaklık, dikkat, her zaman kelvin. Birimler bu şekilde. Arkadaşlar, Pascal çarpı metreküp jüle eşittir. Jül bölü kilogram kelvin çarpı kilogram çarpı kelvin de jüle eşittir. Yani jül eşittir jül çerçevesinde PV eşittir MRT'yi ele alacağız. Bizim ideal gaz denklemimiz bu. Bu denklemde her tarafı kütleye bölersek hacim bölü kütle buraya geliyor. Buradaki kütle bölü kütle gider. Yani P çarpı V bölü M eşittir RT yazarsak hacim bölü kütle zaten özgül hacme eşit. Burası metreküp, burası kilogram. Metreküp bölü kilogram özgül hacim M eşit. Onu da küçük V ile göstereceğiz. Yani bizim PV eşittir MRT, P çarpı küçük V eşittir RT'ye dönüşebilir. Özgül hacim burada yer alıyor. Bize yoğunluk lazımsa yoğunluk özgül hacmin tersi, yani V eşittir 1 bölü rho. O zaman yukarıdaki denklemi düzenlersek P eşittir rho RT oluyor. Bak, bu bizim için önemli. Yoğunluğu buradan çekeceğiz. Yoğunluk eşittir basınç bölü gaz sabiti çarpı sıcaklık. Bu Pascal, bu Kelvin, bu jül bölü kilogram Kelvin olmak üzere kilogram bölü metreküp biriminde rho'yu buradan çekeceğiz. Gazlarda bu önemli. Yoğunluğu biliyorsak arkadaşlar, birçok problemde kütle bize verilmez ama hacmi bir şekilde hesaplayabiliriz. Yoğunluk çarpı hacim her zaman kütleye eşit. Bu eşitliği de bileceğiz. Her zaman bize kütle verilmez. Ama yoğunluğu gazlar için hesaplarız. Sıvılar için ilgili tablodan alırız. Hacim de bulunan, o kütlenin bulunduğu hacim de belliyse rho çarpı V bize kütleyi verecek. Kütle için bu eşitliği de bilmek zorundayız. Burada hacim V, hacim metreküp. Kütlesel debideki V tabii ki hız. Kütlesel debiyi de hatırlayalım. M üzeri nokta eşittir rho VA. Kilogram bölü metreküp. Hız metre bölü saniye ve metrekare kesit alanı olmak üzere. Evet arkadaşlar, biraz önce kesit alanı hakkında konuştuk. Onu buraya da taşımışım. Bir boruda giriş ve çıkış çerçevesinde içinden akan akışkanı değerlendirdiğimizde içeride belli bir hız dağılımı oluşuyor arkadaşlar. Bak, yüzeye burada yapışıyor. Yüzeyde bak, akışkanlar mekaniğinde de bunu göreceksiniz. İç yüzeye akışkan yapıştığı için yüzeyde hız sıfır. Tam yüzeye yapışıyor. Yüzeyden uzaklaştıkça akışkanın hızı artıyor. Tabii ki eksende, orta noktada maksimum hıza erişiyor. Sonuçta şurası kesit alanı ise şurası da hız dağılımı. Bu hız dağılımı V ortalama olarak gösteriliyor. Yani bütün bu hızların toplamını alıp ortalamasını alırsak V hızına ulaşıyoruz. Bu V hızı da bu girişte pompayla veya fanla gönderdiğimiz hıza eşit. Dediğim gibi V hızını V ortalama olarak kabul ediyoruz. Ama bu derste çok ayrıntıya girmeyeceğiz. Direkt V olarak alacağız. Ama dağılım, hız dağılımı bu şekilde. Bunun integrali alınarak buradan ortalama hız bulunuyor. O bizim şu anda konumuz değil. Hacimsel debiye geçelim. V üzeri nokta. Arkadaşlar, kütlesel debide şurada rho vardı. Eğer rho'yu biz çıkarıyorsak buradan adı hacimsel debi oluyor. Hız çarpı kesit alanı. Ortalama hız çarpı AK kesit alanı çerçevesinde V çarpı A'yı alıyoruz. O zaman birimi metreküp bölü saniye oluyor. Şimdi bazen hacimsel debi, bazen kütlesel debi kullanılabilir. Bu çerçevede sıvılara bakalım. Belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz kabul ediyoruz biz sıvıları. Akışkanlar mekaniğinde göreceksiniz, termodinamikte göreceksiniz. Sıvıları genellikle sıkıştırılamaz olarak alıyoruz. Tabii akışkanlar mekaniğinde konular ilerledikçe sıvılardaki sıkıştırma olayı da, sıkıştırılabilme olayı da ele alınıyor. Bu durumda basınca göre özgül hacmin ve yoğunluğun değişimi çok az olacağı için basınçla özgül hacim ve yoğunluğun değişmediğini kabul edeceğiz sıvılarda. Özgül hacim ve yoğunluk sabit, basınç değişiminden etkilenmiyor ama sıcaklıktan kesinlikle etkileniyor. Özgül hacim ve yoğunluk sıcaklığa göre değişir.
ve sıvılarda tablolardan sıcaklığa göre alacağız. Gazlar. Her basınç değerinde özgül hacim ve yoğunluk farklı değer alacağı için gazlar sıkıştırılabilir olarak ele alınıyor. Özgül hacim ve yoğunluk sıcaklık ve basınçla değişiyor. Bu şekilde de özetlemiş olalım. Arkadaşlar, sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışkanlarda kütlesel debi değişmez. Sıvı ve gazlarda rho çarpı V çarpı A eşitliği giriş ve çıkış için aynıdır. İçerideki yoğunluk hız kesit alanı değişse dahi bir noktası ve iki noktası, bir giriş iki çıkış olmak üzere kütlesel debinin değeri değişmez. Kütlenin korunumu gereği rho çarpı V çarpı A çarpımının içindeki bazı değerler değişse dahi bu çarpım 1 ve 2 noktası için veya borunun ortası için örneğin kütlesel debi çerçevesinde değişim olmaz. Hem sıkıştırılamaz hem sıkıştırılabilir akışkanlarda kütlesel debi rahatlıkla kullanabiliriz. Sıkıştırılamaz akışkanlarda hacimsel debi değişmez. Sıvı için bakın rho hani 1 noktası ve 2 noktasında rho'lar değişmeyeceği için aynı sıcaklıkta tabii akışkan yol alıyorsa bu akışkan sıvı olacak. Sıvı için, sıkıştırılamaz akışkan için hacimsel debi değişmez. Sıkıştırılabilir akışkanlarda hacimsel debi değişir. Bir giriş ve iki çıkışında gaz için tabii ki sıkıştırılabilir akışkanda hacimsel debi değeri değişir. Rho değişeceği için ayrıntılara bakacağız tabii ki. Temel bilgi ama şu üç nokta. Sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışkanlarda kütlesel debi değişmez. Sıkıştırılamaz akışkanlarda hacimsel debi değişmez. Tabii bu genel tanım, yani değişme durumları olabilirse onun ayrıntısına sonra bakacağız. Sıkıştırılabilir akışkanlarda hacimsel debi değişir. Evet, belli bir noktaya geldik. Boru ve kanallarda çalışacağız dedik. Boru ve kanallarda sürekli akış varsa arkadaşlar, biraz önce dedik kütlenin korunumu gereği toplam giren eksi toplam çıkan kütleler eşittir kütledeki değişim. Ama sürekli bir akış varsa bu boru ve kanallarda, yani M giren eşittir M çıkan ise, toplam olarak M giren eşittir M çıkan ise, o zaman sürekli akışı göz önüne alacağız. Buna kararlı akış da denir. O zaman kontrol hacimdeki kütlenin değişimi sıfır olacak. Çünkü giren kütle çıkan kütle eşitse kontrol hacmi içinde bir birikim veya bir azalım olmayacak. Giren eşittir çıkan ise, o zaman kontrol hacminde kütlenin değişimi veya kütlenin zamana göre değişimi sıfır olacak. Kilogram veya kilogram bölü saniye biriminde burası sıfır. Ne zaman sıfır? Sürekli veya kararlı akışta, yani M giren eşittir M çıkan olacağı zaman. İster kilogram biriminde ister kilogram bölü saniye biriminde bunlar birbirine eşitse sıvı ve gazlar için sürekli akışlardan bahsederiz. O zaman şu taraf sıfır olacak. Evet, sıvı için ne dedik biz? Hacimsel debi, toplam giren hacimsel debi eşittir toplam çıkan hacimsel debi ise bu sürekli akış bir kere. Ve sıvılarda giriş ve çıkış noktalarında hacimsel debi değerleri değişmez dedik. Arkadaşlar, dersimizi güzelce işledik. Temel bilgiler bunlar. Bu bilgileri güzelce kullanacağız. Tabii ki bu bilgiler çerçevesinde örnekler de yapacağız. Şimdi bir tane örnekle dersi bitireceğim. Daha sonra başka örnekleri de ele alacağız. Evet, dersimizde dediğimiz gibi güzelce anlattık. Şimdi bir örnekle ele alalım anlattıklarımızı. Ucuna fıskiye takılmış bir su hortumunu ele alalım. Bu su hortumu arkadaşlar 38 litrelik bir kovayı suyla doldurmak için kullanılıyor. Bakın gördüğünüz gibi hortum dik olarak ele alınmış. Altında kova var, tamam. Kovanın hacmi 38 litre. Borunun iç çapı, hortumdaki bu borunun iç çapı D, 2.1 santim olarak verilmiş. Bu içeride akışkan akımı olduğu için iç çapı göz önüne alacağız. Fıskiye çıkışındaki çap 0.75 santim. Bakın burada da burası D ise burayı D olarak göstermişiz. Çıkışta çap küçülmüş 0.75 santim. Kovayı suyla doldurmak 55 saniye aldığına göre, tamamen yani 38 litrelik kova tamamen dolduğunda 55 saniye geçiyormuş. Hortumdan geçen suyun kütlesel ve hacimsel debilerini bulacağız. Suyun fıskiye çıkışındaki ortalama hızını bulacağız. Arkadaşlar,
Bahçe sulamak için de bu hortumu kullanırız ve hortumun ucuna bu fıskiyeyi takarız. Burada bak, çapı küçültüyoruz. Şuradaki çaptan buradaki çap küçülüyor. Amaç ne? Burada daha hızlı olarak akışkan çıksın. Buradaki hız değişir. Çap küçüldüğü için, çapı onun için küçültürüz. Hızı arttırmak istiyorsak. Termodinamikte biz bunu nozul olarak işleyeceğiz. Soruyu güzelce ele aldık. Şeklini de çizdik. Yani çizim verilmez ise biz çizeceğiz. Çizimden daha güzel sonuca ulaşıyoruz. Bilgilerimizi yazacağız. Su sıkıştırılamaz madde. Tamam. Yani hacimsel debi ve kütlesel debi değişmez su için. Hortumun içi tamamen suyla dolu. Zaten o şekilde ele alacağız. Hortumda sürekli akış var. Sonuçta şuradan giren akışken buradan çıkıyor. Sürekli akış var. Suyun yoğunluğu ortam sıcaklığı 30 derece olsun demişim. Suyun yoğunluğunu yani belli bir sıcaklığa göre alacağız arkadaşlar. Bak burası önemli, not alın. Ortam sıcaklığını 30 derece vermişim. 30 derece için rho'yu biraz önce gösterdiğimiz tablodan 996 kilogram bölü metreküp alırız. Ama bazı sorularda su yoğunluğu için sıcaklık verilmez. Bunu not alın. Sıcaklık verilmezse sonuç ne olur? Sonuçsuz bırakmayacağız problemi. Rho'yu 1000 alacağız o zaman. Yani 1000 alıp bir referans değer 1000 kilogram bölü metreküp alıp ona göre hesap yapacağız sıcaklık verilmediği için. O bir yaklaşım. Yani sıcaklık verilmezse soruyu çözümsüz bırakmayacağız. Rho'yu 1000 alacağız. Ama sıcaklık verilirse kesinlikle o sıcaklıkta su için tablodan alacağız. Gaz için hesaplama yapacağız. Gaz için de sıcaklık verilir, basınç verilmezse basıncı 1 atmosfer alacağız. Yani yaklaşık 100 kilopaskal alacağız. Bunları not alın. Bunları şimdi söyledim. İleride karşınıza çıkarsa bu şekilde yaklaşım yapacaksınız. Sıvılar için sıcaklık verilmezse tabii ki su için rho'yu 1000 alacağız. Ama gazlar için sıcaklık verilmek zorunda. Basınç verilmezse basıncı 100 kilopaskal yaklaşık olarak 1 atmosfer alacağız. Sonra da hacimsel debi istenmiş. Arkadaşlar hacimsel debinin birimine metreküp bölü saniye. Burada hacimsel debi gördüğümüz an V çarpı A aklımıza gelecek. Hız çarpı kesit alanı aklımıza gelecek. Ama şu anda hız üzerine elimizde bir bilgi yok. O zaman başka bir bilgi var. Soruda hacim verilmiş, zaman verilmiş. Metreküp bölü saniye. Bak birimi ne? Hacimsel debinin metreküp bölü saniye. O zaman hacim verilmişse, zaman verilmişse bunun oranı da hacimsel debimize verir. Tabii bu soruda litre olarak verilmiş. Ona biraz sonra çevireceğiz. 38 litre bölü 55 saniye. Bu oran 0,691 litre bölü saniye. Hacimsel debi litre bölü saniye olarak da gösterebiliriz. Litre de bir hacim birimi. Ama biz SI birim sisteminde genellikle metreküp bölü saniyeyi kullanıyoruz. O zaman 0,691 litre bölü saniyeyi 1 metreküp 1000 litre olduğu için bu şekilde çarparsak 6,91 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp bölü saniyelik bir hacimsel debi olduğunu burada görürüz. Evet, litre verilmiş. Litreyi biz metreküp'e çevirirsek metreküp bölü saniye biriminde hacimsel debi elde ederiz. Hacimsel debiyi verilenler cinsinden bu şekilde elde ettik. Kütlesel debiye bakalım. Kütlesel debi neydi? Rho V A. Arkadaşlar hacimsel debi içinde V çarpı A var zaten. Yani biz kütlesel debiyi rho çarpı hacimsel debi olarak kesinlikle yazarız. Yukarıda da hacimsel debiyi elde ettik. O zaman rho bizim için önemli. Onu da sıcaklığa göre elde ettik. 996 kilogram bölü metreküp. 6,91 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp bölü saniye. Bunları çarptığımızda 0,688 kilogram bölü saniye kütlesel debisine ulaşırız. Hem hacimsel debi hem kütlesel debi istenen birimlerde metreküp bölü saniye ve kilogram bölü saniye birimlerinde elde etmiş olduk. Çıkıştaki hız arkadaşlar hani her noktada hızı bulabiliriz. Hacimsel debi veya kütlesel debi elimizde var ise ikisini de elde ettik. İkisinden birini su için hacimsel debi kullanabiliriz. O zaman V çarpı A kesit alanı bize çıkıştaki hızı verecek.
Şimdi çıkıştaki şu hızı hesaplayacağız. İstersek buradaki hızı da hesaplarız. Artık elimizde hacimsel debi var, çap da var. İkisini de hesaplayıp karşılaştırma da yapabiliriz. Ben çıkıştaki hızı hesaplamışım. 6.95 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp bölü saniye eşittir. Hız çarpı pi çarpı d kare bölü 4 kesit alanı. D 7.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre. Onun karesi bölü 4. Burada hız belli değil. Hız da ortalama hız zaten olacak. Tamam. O da 15.64 metre bölü saniye çıkıyor. Gördüğünüz gibi yüksek bir değerde çıkıyor. 15.64 metre bölü saniyelik çıkışta bir hız var. Tabi burada daha düşük olacak, çap daha büyük olduğu için aynı hacimsel debiyi sağlamak üzere. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Soru yoksa yoklama için numaranızı yazıp dersten çıkabilirsiniz. Hocam, efendim. Acaba kütlesel devi ve hacimsel devi ile ilgili başka sorunuz varsa onu da Ege derse koyma şansınız var mı? Hani biz de pratik yaptık. Çok tabii güzel tabii. Olur. Ege derse bir tane örnek soru koydum burada göstermediğim. Ha, tamam. Onun dışında ama bizim ders asistanı arkadaş da soru çözecek size. Ben de Ege derse yükleyeceğim veya buradan canlı olarak çözeceğim. Hani burada bitmedi konu. Tamam, tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.